Sevgili seyirciler sakin olun çünkü Fatih mutsuz. Bak horon çaldı adam tepki vermedi. Al dereden taşları. Biraz duygusalım bugün Esra Bacım. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Gemiler battı. Yani... Babanı mi öldürdün? En duyduğum taşlar uni. En duyduğum taşlar uni. Babanı, babanı mi öldürdün? Bugün benim babamın ölüm yıl dönümü Esra Bugün Bacım. Babanın ölüm yıl dönümü ay. Evet. Ezip. Başınız sağ olsun Fatih Bey. Biz de hanımefendiyle alakalı bir durum zannettik. O yüzden başınız sağ olsun. Başın sağ olsun Fatih. Evet. Kaç yıl oldu? 23. 23 yıl oldu. Evet. Akciğer kanserinden öldü. Efendim? Akciğer kanserinden kaybetti. Bursa Görüklü Hastanesi'nde. Kaç yaşındaydın sen? 7 yaşındaydım. 7. Geçen gün bir şey söyledim. Ben 7 yaşından beri yalnız büyüdüm. Evet. Dedi. Evet. Anne? Annem İnegöl Yenice'de yaşıyor. O farklı bir yerde. Evet. Sen yalnız büyüdün gerçekten. Evet. Kim büyüttü seni? Beni dedem büyüttü. Hayatta mı? Dayılar, dedem öldü. Sizler ömür. Dayılarım falan büyüttü. Amcalarım falan büyüttü. Bu yaşıma kadar böyle geldim. Diyorum ya hep şarkı söyledim mi içimi döküyorum herkese. Şarkılar aslında senin duygularına tercüman oluyor. Evet. Ne diyeyim ne yaptınız Firuze ile? Ya sağ olsun gelmiş buraya kadar. Allah razı olsun. Ama çaya çağırdım gelmedi, yemeğe çağırdım gelmedi. Daha da hiç üstelemedim. Olduğu yerde bırakayım dedim yani. Firuze, hadi gel çay içelim yok. İftara gidelim o da yok. Biraz konuşalım o da yok. Ya Sıra abla müsait değildim, çok işim vardı. Müsait değildi? Evet. Ha. Hem ben o kadar iyi tanımadığıma göre yani risk yapmadım çıkmaya dışarı. Biz hani müsait değildim demek... Yani evde işlerim vardı bazen. Ya mantıklı bir şey söyle bari. Madem beyefendiye talip olarak geldiysen vakit ayırman gerekiyor. Aynen. Ve mutlaka ona o zaman sen buraya talip gel. Yok benim vaktim yok tanımayım bilmem ne olmaz ama her öyle. Şey bir gün içinde olmamalı bence. Kim demişti yani, bir kere müsait olmayabilirim. Bu bir dakika. Esra Hanım. Hayır hayır. Nurşen diyordu. O. Nurşen diyordu ha müsait değilim bir de diyordu. Esra abla bir de biz geç çıktık saat 8'di. Ben saat 9'dan dışarı ha, çıkamam. Peki mesela diyeyim ki hani sosyal medyadaki yazışma programları var WhatsApp var. Hani oradan evet. Yazıştınız mı? Evet yazıştık. Eve geldiğimde ben dedim ben evdeyim. O kendisi de otele geldi dedi yani geldi vardım. O kadar yani. Ben evden çıkamam saat 9'dan sonra. Şimdi diyorlar ha talip geldi. Peki bir şey söyleyeceğim. Beyefendi ben talip vakti... geldim tabii ki ama ben gece zamanında çıkamam dışarı. Bir şey söyleyeceğim. 9'a kadar vaktim var mı? Saat 4.30. Bizim burada aşk kafe var. Orada oturup sohbet edebilirsiniz. İstiyor musun bunu? Ya Esra abla bence biz zaten karar verdik artık olumsuz diye. Tamam. O zaman zaman o bu hepsi bahane. Hepsi bahane. Ya Fatih babana bir türkü söylesene. Tamam. Esra abla otursam iyi olur mu? Nasıl istiyorsan. Kara kara topraklar seni elinden aldı. Senden bana hatıra bir yırtık resmin kaldı. Bu kara topraklarda ah sen yatacak mıydın? Gönlüme doğan güneş ah sen batacak mıydın?
bu kara topraklarda. Ah sen yatacak mıydın gönlüme doğan güneş? Ah sen batacak mıydın? Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşıma darına dökülüyor sevgilim. Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşı, gözyaşı mezarına dökülüyor. Abla ben fenalaştım ben çok kötü. Peki hadi çık. Bir Hasan amcanın yanına gitsene. Hasan amcam. Ay tontonum benim. Oh Allah inşallah herkes annesine babasına sevgisine doysun. Böyle küçükken şey derler, Allah sıralı ölüm versin derler. Hiç anlamazdım ve mantığımı almazdı. Ne demek yani insanın ölümü? İnsan ilerleyen yaşlarda aslında ne olduğunda biliyor. Ama annenize babanıza Allah evlatlarınıza da hep uzun ömür ve sağlıklı ömürler versin. Allah'ın izniyle inşallah. Başa içmem suyundan içmem. İçmem suyundan içmem. Bir daha kimseye yolcu da gelir geçmem. Yolcu da gelir geçmem. Vay seni cerrah paşa, içmem suyundan içmem. İçmem suyundan içmem. Bir daha ki seneye yolcu da gelir geçmem. Yolcu da gelir geçmem. Fatihciğim, yani sana şu, hani böyle seni rahatlatacak birkaç cümle düşünüyorum ama inan hiçbir şey bulamıyorum. Çünkü nereden bakarsan, nereden bir kelimeye tutunmaya çalışırsam çalışayım hep eksik. Senin yaşamınla alakalı. Ya hiç yüzüm gülmedi. O yüzden en büyük dileğim inşallah çok güzel bir ailen olur. Allah razı olsun. İnşallah. Harika.